Müge Anlı'da bir cinayet daha aydınlatıldı ve Alime Toprak kocasını öldürdüğünü itiraf etti. Bu duruma en çok sevinenler arasında o gün gördüklerini çekinmeden anlatan görgü tanığı Sıla Yıldırım ve annesi vardı. İlk günden beri takip ediyoruz. Hep yalan söylediği belliydi. Ne olursa olsun kimse hak etmez ölümü. Hani gerekmezdi, ölmesi gerekmezdi. Görmemiştim birinci sene su almaya giderken. Söylediğim gibi de oldu. İşlediği cinayet ortaya çıktı. İki çocuk ortada kaldı. Bir çocuğun hem annesi hem babası kalması çok zor bir şey. Ben zaten o çocuklara acıyorum. Kafir kaç aydır o televizyona çıkıp da neyi kandırıyor milleti? Günah değil mi yani? Ya. Müge anneme teşekkür ederim. Kalbimizin içinde o kadın. Allah her dilediğin eline versin. Yatsın kalksın darlık görmesin. Beklemediğimiz bir şey değildi açıkçası. Söyledikleri doğruysa bir yandan üzülüyorsun da ama en üzücü tarafı çocukları tabii. İki tane çocuk ortada kaldı. Annesi gitti, babası gitti. Üzücü yani. 4 aydır çözülemeyen bir cinayetti. Müge Anlı diğer dosyaları çözdüğü gibi bu dosyayı da çözdü. Onu seviyoruz, teşekkür ederiz. Cinayetin hemen ardından olay yerine gelen ilk isim Ahmet Yaşar Kantar'dı. Onun anlattıkları ise Alime Toprak'ın anlattıklarından çok daha farklıydı. Rahmetli'nin eşi yola sırtı dönük, üzerini temizlediğini gördüm ve telaşlı bir halde olduğunu gördüm. Yenge, ağa nerede, ne yapıyor dedim. Ben bağırdım orada mesela, abi dedim, yardım et, eşim yatıyor dedim. Hayır, kesinlikle kol kaldırmadı yok, el kaldırmadı yok. Bağırdım, belki o adamın camı kapalıydı. Camı kapalıydı diyor, yaz günü benim arabamın kliması olmadığından dolayı ben camını kesinlikle kapatmıyorum. Hani orada bağırırsan herkes duyar. Aileler bak, ben bağırınca herkes toplandı oraya. Kapının kapalı olması, kadının orada gördüğüm tavırları. Ben zaten bu olayın net bir şekilde kadının öldürdüğünü biliyordum. Yani ben gördüğüm şeyi hayatta hatırlamama şansım sıfır. Bana da dedi yok telefonun dinlenmeye alınsın. Yok işte ben senden şüpheleniyorum falan, bunlar hikayedir. Tamam, bu arada vurdu kırdı. O panik esnasında, sinir esnasında vurmuş olabilir. Diyebilirdi ki ya ben bir sefer vurdum, incittim veya yaraladım, darbeledim. Oradan çıkıp imdat isteyebilirdi. Öldürmeden belki kurtarabilirdi. En sonunda olay itiraf ettiği için şu anda ben değil Türkiye rahatladı. Yani demek istediğim şu anda inanır mısınız ne üzüleceğimi bildim, ne ağlayacağımı bildim, ne sevineceğimi bildim. Çünkü neye biliyor musunuz? Olay şu anda 2 tane çocuk var. Çocuklarına Allah sabır sıhhat versin, yakınlarına. Ben sadece bunu istiyorum. Müge Anlı 4,5-5 aydır aydınlamayan dosyayı şu anda en kısa zamanda aydınlattığı için çok teşekkür ediyorum. Her zaman minnettarız, her zaman da başımızda olmasını istiyoruz. Kavgaların olduğunu duyduk yani. Sesleri çünkü bizim onlara dahi yansıyor. Aramızda yaklaşık 300 metre var yani. Yani üzüldük mü? Üzüldük. Keşke ayrılsaydı da bu cinayeti işlemeseydi. Yani olan o çocuklar oldu. Yazık. Müge anneyi gerçekten seviyorum. Fazlasıyla görevini üstlenmiş. Çok teşekkür ederiz kendisine bunu da aydınlattığı için. Tüm bildiklerini programımızda cesaretle anlatan Ali Toprak'ın arkadaşı Veli Bunar da cinayetin aydınlatılmasından dolayı mutluydu. Elime bir şeytan uydu, nasıl uyduysa da bilmiyorum. Gerçekten ben buna akıl yetiremedim. Müge abla bu cinayetin çözülmesine de vesile oldu. Allah ondan binlerce razı olsun. Böyle olaylar bir daha yaşanmasın. Cinayet günü Ali ve Alime Toprak'la görüşen Hasan Karahan da Alime Toprak'ın itirafı sonrası rahat bir nefes aldı. Seriye giderken sizden yolumuzun üstü Hasan abiye uğradık. Balık alalım falan dedi. Burada balık ne pişirelim gece dedi. Yiyelim dedi. Biz de dedik gidiz gereken alırız dedik balığı dedik. Vallahi efendim onlar buradan gitti, ben bir saat sonra aradım. Yenge cevap verdi, o da dedi şu anda susuluyoruz dedi. İş bitti, geri geleceğiz dedi, hepsi bu. Alime Toprak'la yaptığınız saat 17 civarındaki görüşmede size bu cinayetle alakalı bir bilgi verdi mi? Hiç ben böyle bilgi vermedim. Ben zaten kendi telefonumla eşin telefonunu aradım. Kendi telefonu yoktu. Cevap vermediler. İşte hanımı çıktı. Akşam kesin gelecek misiniz dedim. Ben akşama doğru dedim. Geleceğiz dedi. Hepsi bu kadar. Şüpheler odağındaydım. Alime şu an tek başına yaptığı için ben rahatladım. Herkese şu anda alma akıyla bakabildiğim için de mutluyum. Allah biliyor benim bu olayda hiçbir günahım olmadığını. Mutluyum yani ama çok açıda üzgünüm. Hüya Hanım'a üzerindeki bu ağır baskıyı açıkladığı için, orada bu cinayeti çözdüğü için çok teşekkür ediyorum. Ne kadar teşekkür etmez. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.